Ama Türkiye'deki olaylar biz 1860'lı yıllarda geliyor bizim ata babalarımız. Benim babamdan babası annesinin karnında gelgen. Ben şimdi onun ölgen yaşından gelgen yaşını karayman bunay tam Birinci Dünya Savaşı'na denk geldi. Yani 1800-1860'larda o yaktan koşular başlayan köbüsü Karadeniz'den kırgen ak topraklar degen Osmanlı'nın topraklarına köbüs de Kırım'dan, Romanya üzeri, Bulgaristan, İstanbul'dan Türkiye'ye gelgenler ve ak toprak degen Osmanlı'nın topraklarına iskan edilgenler bunlar. İlk gelgen ayenler 150-200 tane, 300 tane, 500 tane Adana bölgesine yerleştirilgen. Onlar köbüs o yerde bir yer köp hisse degenler ama Erzurum etkenler. Ondan sonra gelgenler mesela Eskişehir'de var, bizim Konya kalasında var, Ankara kalasında var. 1860'lı yıllardan itibaren gelgenler. Bizim dedemize tabi o da köp bilmeydi. Annesinin karnında gelgen Türkiye'ye. O kadar babam zamanında sorgan biz kayırdan geldik de. Onlar da hep aytan şeyleri Moskova'dan geldik. Moskova'dan geldik de. Ta köyün en kartlarında onlar da aytanları o yerde bir ırmak vardı, deniz diye bir şey vardı. Onun şeklinden geldik dediler. Belki Hazar Denizi'nin şeklinden geldik yani. O yerden geldik. Tabii dedemiz değişik değişik hikayeler var tabii. O yerden gelişler. Golaytu tabii. Zulümden, mezalimden. Ata babalarımız hep kaçıp gelgenler. Türk boylar arasında en çok zulümge uğrayan, en çok soykırımla uğrayan da Nogay Türkleridir aslında. Bulay geriye tarihe karasan Nogay Türkleri belki 5 sefer, 6 sefer soykırıma maruz kaldı. En üstümüz 28 Haziran 1781 yılında da mesela kara gündür orası, o gün bizim için. Onunla da Ruslarla Nogaylar bir anlaşmaya saydılar. Nogaylar ondan sonra suyunup toy etediler, bayram etediler biz anlaşmaya yasadık ayrı yurtumuzu terk etmemizi. O keşede Nogay kasabı diyemiz bize var. Suvorov deyip Rus generali. Tabii o zaman bütün Nogaylar da kırdı geçirdi yani. Belki 1 milyondan fazla adam o soykırımda 1783'te öldürüldü. Ne şimdi? Keşke tepüge kaysam, aldım aşık baysın endi anam, gözüm seni özleydi anama.